Pala Kurtlar Vadisi'nin en gri karakterlerinden biridir. Testere Necmi gibi hiçbir menfaati olmadığı halde cinayet işleyen bir psikopat da değil, Polat gibi idealize bir erdem timsali de değil. Günahıyla sevabıyla daha reel bir karakter. Kimseye de eyvallah yok, ne mafya gruplarını takıyor ne de bağlı olduğu devlet yetkililerini. Zaten her halükarda kelle koltukta gezdiği için en ufak bir denge politikası gözetmiyor. Madem güneş tepeden vurdu, gölge ayağımızın altıdır. Hüsrev Ağa hafife alınacak biri değil, onunla bu tonda konuşacak, onu sindirebilecek çok az kişi olmuştur. Konseyde yönettiği işin yıllık getirisi 40 milyar dolar. Örneğin Lazya'nın yönettiği para 3 milyar dolar. Hüsrev Ağa'nın önemini buradan hesap edin. Hatta Polat bile başına bela etmek istemiyor. Bu yüzden Pala'nın ilk sorgusunda açığa çıkmamak için hiç konuşmuyor, sadece sessizce izliyor. Daha sonra yüz yüze geliyorlar, Polat ilk kez deşifre oluyor, işte tam o anda yaşadığı irkilmeye iyi bakın. Bunun sebebi Pala hem operasyonel kabiliyete hem de derin devlet gücüne sahip. Bu gücü de kendi menfaatleri için kullanmaktan geri durmuyor. En azından diziye dahil olduğu zamanlarda. Ticareti öğrenmişsin İstanbul'da. Burada konserveyi bedava vermiyorlar ha. Geçmişte ise durumun böyle olmadığını biliyoruz. Bir takım olaylar silsilesiyle karakter dönüşüm geçirmiş. Ancak bu Dark Side'a geçiş süreci bize gösterilmez. Biz onu tanıdığımızda o çoktan Darth Vader olmuştur zaten. Nedenini, nasılını dizideki detaylardan yakalamak gerekir. Ülke sevdasından kimler, hangi siyasiler bizi uzaklaştırdı? Esasen Pala ve ekibi Karahan'ın suikastı için görevlendiriliyor. Bu yüzden metropole iniyorlar. Suikast emri Amerika'dan geliyor, organize edenlerse Kirve ve Mithat. Ancak daha sonra yapılan bir plan değişikliğiyle Karahanlı suikasti başka bir ekibe veriliyor. Pala ve ekibine de başka bir hedef, Aslan Akbey. O da en az Karahanlı kadar, hatta belki daha zor bir hedef. Mesela şu sahneye dikkat edin. Evden çıkarken kapının hemen arkasındaki halıyı ve önündeki paspası çok nizami bir şekilde bırakıyor. Mantık şu, eğer o dışarıdayken kapıyı birileri kurcalarsa paspasın simetrisi bozulacak. Olur da içeri girmeyi başarırlarsa bu kez de açıp kapattıkları kapıyla halıyı bozacaklar. Bu sayede Aslan Bey'in de eve girerken önlem alma fırsatı olacak. Muhtemelen bu her sabah evden çıkarken tekrarladığı bir rutin. Bu gibi tedbirleri alışkanlık haline getirmiş. Böyle adamlar ölümden kaçmaz. Ölümle yaşar. İlk suikast girişiminden kurtulmasını da bu rutinine borçlu. Bu girişim başarısız olunca Pala'ya çok daha detaylı bir istihbarat raporu veriliyor. Bu raporda Aslan Bey'in kullanacağı güzergah ve bu güzergah üzerinde pusu kurmaya elverişli 3 nokta belirlenmiş. Pala suikast için 3. noktayı seçiyor. Çünkü Aslan artık peşinde bir ekip olduğundan haberdar, dolayısıyla her zamankinden dikkatli hareket edecek. Aynı yolu iki kere kullanmayan biri olsa da seyir halindeyken eğer saldırıya açık bir noktadan geçerse bunu hemen fark edecek biri. Pala da oyun planını bu öngörü üzerine kuruyor. Aslan Bey suikaste uygun iki konumdan peş peşe geçer de kendisine bir hamle yapılmadığını görürse 3. noktaya geldiğinde tedirginliği bir nebze azalmış olacak. Nitekim öyle de oluyor. Olası bir suikast girişimine uygun 1. konumdayken açıkta olduğunu hemen fark ederek silahına davranıyor ve dikkat kesiliyor. İkincisinde ise hiç beklemeden kırmızıda geçiyor. Böylece suikastin işleneceği esas konuma, 3. noktaya beklentisi azalmış halde geliyor. İşte tam da bu anda Pala Aslan Bey'i sersemletmek, dikkatini dağıtmak için kendini açık ediyor. Böylece oyun kurucuya oynanan oyun başarılı oluyor ve Aslan Akbey öldürülüyor. Vatanını en çok sevene en pis işi yaptırırsın. Son yılları JITEM bünyesinde olmak üzere Pala 20 senelik askeri tecrübeye sahip. Özel olarak devlet tarafından yetiştirilen bir asker. Muhtemelen o da tıpkı Abdülhey gibi yetiştirme yurdundan alınmış ve özel operasyonlar için hazırlanmış. Seni doğuran ebese eri tanırım. Pala'yı dağdan indiren de, bu suikastin emrini veren de üst düzey devlet yetkilileri. Örgüte yardım ettiği söylenen iş adamlarının listesi de aynı yerden geliyor, bu isimlere çökme emri de. Yani Pala esasen emri devletten alıyor ve itaat ediyor. Tabi derin devletin içine sızmış bu yapılanma aslında Amerikan güdümünde hareket ediyor. Pala da bunun farkında, ancak bunu da takmıyor. Bir yerden sonra kime, neden kurşun sıktığını sorgulamazsın. Bu tutumun sebebi devlet kademelerindeki yozlaşmayı, çarpık ilişkileri ilk elden tecrübe etmiş olması. İplerin kopmasına sebep olan en önemli olaysa Suriye operasyonu. Apo'ya suikast için seçilerek Suriye'ye gönderiliyor. Son dakikada içeriden bir sızma oluyor, operasyon bilgisi ifşa ediliyor ve hedef ellerinden kaçıyor. Beni Suriye'ye gönderen devletti. Peki... Hain başına suikast bilgisini veren kimdi? Yıllarca dağda bayırda devletin ölüm makinesi olmuş, her türlü zorlu şartlara katlanmış olan Pala bu olaydan sonra başka bir farkındalık boyutuna çıkıyor.
Artık içinde olduğu savaşı anlamsız, sonu olmayan bir kısır döngü olarak görüyor. İşte bu noktadan sonra göreve devam etse bile daha başına buyruk hareket ediyor. Bu olayın bir benzerini İskender de yaşamıştı. Bu yüzden ikisinin de aynı operasyonda yer aldığı sanılıyor. Bu çok sık dillendirilen bir yanlış anlaşılma. Aslında ikisi de farklı ülkelerdeki farklı operasyonlara katılıyor. İskender'in katıldığı Beyrut Fırsat Operasyonu Lübnan'ın Beka Vadisi'nde gerçekleştiriliyor. Pala'nın katıldığı operasyonsa Suriye'de gerçekleştirilen Mercedes Operasyonu. Tabii iki karakter de aşağı yukarı benzer geçmişe ve motivasyona sahip. Bunun sebebi aslında Pala karakterinin İskender'in bir prototipi olması. İkisi de aynı fikirden doğuyor. Polat'ın tam zıttı. Onun antitezi bir düşman kurgulama fikrinden. Yani Polat ve Pala aslında madalyonun iki yüzü. Hatta tam da bu yüzden yanı başındaki Abdülhey bile yıllarca Polat'ın gerçekte kim olduğunu anlamazken Pala'nınsa onu çözmesi uzun sürmüyor. Bana bak kimliksiz devlet. Mafyaya sızmışsın, bana yedirme. Aslında Polat idealize edilmiş bir fikirdir. Modern bir destandır. Amerikan askerlerine bilendiğimiz zaman bize verilen sakinleştiricidir. Olması istenen gerçektir. Pala ise dümdüz gerçeğin ta kendisidir. Polat bir rüyayı yaşar, bize de bu rüyadan bahseder. Mışıl mışıl uyuruz. Pala ise aramızda yaşar. Önümüze sadece gerçekleri koyar, işine geliyorsa der. Dün ben de senin gibi konuşuyordum. Sen hiç benim gibi konuşmadın. En azından Pala doğrusuyla yanlışıyla kendi gerçekliğinin farkındadır. Bunu kabul etmiştir. Yani bakmayın, dizinin bir sistematiği var. Piyasaya kim çıksa önce yıkayıp yağlıyorlar. Polat'la karşı karşıya gelince de piç edip kenara atıyorlar. Pala'nın yanlışları olmuştur tabii ama son bölümlerdeki aşağılanmaları hak edecek vukuatlar yapmamıştır. Aslında yaptığı her hatanın anlaşılabilir bir yanı, mantıklı bir açıklaması var. Biri dışında. Şu tavuğun yumurtasını çalmak.